Evet, herkese yepyeni bir güne selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. 5 Ağustos 2024, 2024 günlerden pazartesi günü. Çok uzun zaman oldu, hiç video çekmiyordum. Daha doğrusu video çekmek istemiyordum. Bilakis YouTube'u da yani bir içerik üretici olarak değil de kendimi nasıl mutlu hissediyorsam veya ne kadar şeysem böyle o şekilde takıldığım için biraz bu süre zarfında hiç video çekmiyordum. Fikirlerimi beyan etmiyordum. Bu üniversite sürecinde bölümler yani öğrenciler bölümleri araştırırken onlarca yorum, mesaj falan geldiğinden hiçbirisine elimden gelince cevap vermemeye gayret ediyordum böyle. Biraz kendi kabuğuma çekilmiştim ve aynı zamanda biraz da işlerim vardı. Onlarla da meşgulüm. Yani bu aralar çok çok meşgulüm. Hatta bazen çekmek istiyordum veya yani tekrardan hazır bakın öğrenciler soru soruyor, merak ediyor. Fikirlerimi paylaşayım. İşte en azından onların sorduklarına bir cevap niteliğinde bir cevap vermek istiyordum böyle ama gerçekten çok meşguldüm. Bu meşguliyetim devam edecek. Büyük ihtimalle 2024'ün sonuna, 2025'in de ortalarına kadar gider yani Mayıs Haziran'a kadar. Bu şekilde bir yoğunluğum olacaktır. Ondan dolayı video çekme yani şeyim de olmuyor. Vaktim olmuyor, zamanım olmuyor. Hatta izne ayrılmak istiyorum. İzne bile ayrılamıyorum düşün yani. O kadar yoğunum, o kadar bir işlerin içerisindeyim yani. Hayırlısı olsun. Üniversite sınavına ben de girmiştim. YKS 2024'üne. Yani girmemin sebebi bir üniversite yani bir öğrenci girişim olsun. Gerçekten öğrenci olmak güzel. Yani en azından işe yarıyor. Gerçekten işe yarıyor. Ondan dolayı bir bölüm okumak istiyordum. Açıktan olur, ikinci öğretim olur. Veya işte hani kaydım olsun da derdinde vardı böyle. Ama sonuçlar hiç çalışmama rağmen çok güzel geldiğini düşünüyorum böyle. Sözlerde mesela ben sayısalcı olmadığım için matematiğim hiç yok. Sözlerde 103 bine girdim. Yani bu bana göre güzel bir performans. Ondan ötürü önceliğim öğretmenlik okumak, sosyal bilgi öğretmeni ve coğrafya öğretmenliği okumak böyle. İnşallah gelir. Yine Erzurum'u verdim. İşte hani coğrafya bölümü, sosyal bilgi öğretmenliği, sosyoloji, coğrafya bölümü. Bir de açıktan da sosyal hizmeti verdim böyle. İnşallah bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Biliyorsunuz aynı zamanda örgün, yani örgün diyorum. İkinci öğretimler kapandığı için böyle örgün okumak lazım veya açıktan okumam gerekir. Şu anda örgün vermişim. Gelirse hem hastane yani hem çalışma ortamı hem öğrenciliği götürebilecek miyim bilmiyorum. Bakacağım. Gerekirse elimden geleni yapacağım böyle. Zaten daha önce öğretmenlikte okuduğum için çoğu derslerde de muaf olurum. Yani birinci sınıf iyi geçer, ikinci sınıf Allah kerim. Yarına ne olur bilmiyoruz böyle. Bakalım. Aynı zamanda 2024 ön lisans KPSS sınavına da başvuru yaptım. Bir ara gerçekten adam akıllı çalışacağımı şey yapmıştım böyle kendime bir hedef koyup o hedefi yakalamak istiyordum böyle. Ondan sonra o çalışmayı da bıraktım. Niye bıraktım? Belki biraz da bu kamuda tasarruf şey yaptı. Ondan sonra dedim ya biraz hayatımızı ilgilendiren gelişmeler oldu. Onlarla da meşgul olmam gerekirdi. Ondan ötürü bıraktım böyle çalışmayı ama sınava gireceğim. Aynı zamanda bu yıl biraz daha eğitimle iç içe olduğum için yani YKS sınavına girdim. KPSS'ye biraz hazırlandım. Yani bilgilerimi bir gözden geçirdiğim için sınava zaten burada kaldı 25 gün falan. Son bir hafta falan da bir iki deneme çözdü mü böyle. Ve daha önce tutmuş olduğum notlarıma da bir baktım bir göz geçirdi mi böyle. İnanıyorum ki yine 60'ın üzerine bir net çıkarırım. Bu da ortalama 75'in üzerine yani 78-79 bandına bir puana tekabül edeceğini düşünüyorum böyle. Hani alımlar belki diğer senelere göre hiç olmaz. Yani az olur. Olursa da çok çok az olur. Yani hatta hiç olmayabilir de beklentim o ki olur ama çok az olur. Belli başlı branşlarda mesela hemşirelik, ebelik gibi bölümlerde biraz çıtayı yükseltir diğer bölümlere kıyasen. Ama diğer bölümlerde ya az olur ya da hiç olmayabilir veya o süre çok çok uzun olabilir. Yani ben de bu süreyi fırsat bilerek yeni bir bölüm okuyacağım, bitireceğim. En azından bir lisans
diplomam olsun, lisansı bırakmıştım böyle, öğretmenliği. Ondan dolayı tekrardan başlamak istiyorum. Zamanımız var, eğitimden kaçmamak gerekir. Hakkımızdan hayırlısı olsun inşallah. Yine elimden geldiğince video çekmeye gayret edeceğim böyle. En azından örnek veriyorum ki benim daha çok değindiğim konular işte KPSS, sağlık teknikerleri ve tıbbi sekreter ve işte hani hastanede çalıştığım için böyle hani üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri gibi gibi durumlara değiniyorum böyle. Hayırlısı olsun. Allah nasip ederse yine görüşürüz, yine video çekmeye devam edeceğim ama dediğim gibi bu arada biraz yoğunum. Allah yar ve yardımcı olsun. Selamet kalın, güle güle kalın inşallah.